Herkese merhaba. Bugün Ensar yazıcıyla birlikteyim. Ensar 24 yaşında çok parlak bir Türk. Kendisi <laughs> şu an Köln'de Ausbildung yapıyor. Biz Ensar'la aslında tanışmıyoruz. İlk kez yüz yüze bugün buluştuk. Ama Almanya üzerine konuşmak istedik. Onunla Twitter üzerinden birazcık mesajlaştık. Ve konuşacağımız şeyler olduğunu keşfedince de e hadi buluşalım. Bunu kamera önünde anlatalım dedik. Şimdi şöyle başlayalım istersen Ensar. Önce kısaca bir seni senin ağzından tanıyalım. Merhaba ben Ensar. 24 yaşındayım. Doğuma ben İstanbulluyum. Aslen tabi Rizeliyim hani ailem Rize'den geliyor. Bütün eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Aynı zamanda üniversite eğitimime de İstanbul'da başladım. Bir sene Işık Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudum. Sonra dedim ki yok, olmuyor böyle. Ee, Almanya'ya gelme kararı aldım. İnşaat mühendisliği bünyene uymadı mı yani? Hiç uymadı hiç uyumadı. Gerçekten çok rezil hissettim kendimi hani okurken. Daha dönem bitmeden hani ilk dönem bitmeden dedim ki ben yok bunu yapmayacağım. Aslında hani en başta da Almanca öğrenmeye başlamamın sebebi Türk Alman Üniversitesi'ne gitmek istiyordum. Dedim kendi hani baştan bir başlayayım. Sonra oranın hazırlığına girerim. Geçer öyle bir şekilde. İnşaat mühendisinden bir senesinden sonra dedim okula hadi bay bay. Yatay geçiş yapacağım ben Türk Alman Üniversitesi'nde moleküler biyoteknoloji bölümüne. Hani kayıt olmak için gittiğim gün bana dediler ki ben hazırlık okuyamam. O yüzden hani şey dil hani dil belgesine sahip olursa anca yatay geçiş yapabileceğimi söylediler. Ben dedim tamam o zaman. Zaten hani bir sene burada hazırlığı okuyacağıma bir sene dışarıdan dilimi öğrenirim. Tekrar eğitime devam ederim zaten. Bir yıl kaybım olacağını düşünmedim. Sonra Almanca öğrenmeye başladım. Bir dönem sonra dedim öğreniyorum zaten Almanca. Niye hani Almanya'ya gitmeyeyim de burada kalayım diye bir şey oldu. Düşündüm açıkçası. O yüzden Almanya'ya geldim. Yani kendi kendine gelişen bir sürecin sonunda zaten kendi kendini buldun. Evet. Aslında hani ben senin memleketin falan sormamıştım. Rize'li olduğunu söyleyince inşaat mühendisliği okuyup tam evet. böyle profili hazırmış Rize'li müteahhit. Evet. Laz müteahhit <laughs> profili geliyormuş. Evet. Yani benim başta aklımda öyle bir şey yoktu. Hani inşaat mühendisliği de açıkçası düşünmüyordum. Üniversitesine 78 bin yaptım. Ne ifade ediyor ben bilmiyorum çünkü. Yani <laughs> fena değil, <laughs> fena değil işte. Işık Üniversitesi gibi böyle bir bir alt klasman özel üniversitelerde şey burslu girebiliyorsun. Burslu giriyordum. Aynen. Öyle yazdım hani açıkçası inşaat mühendisin gelmesini de beklemiyordum. Hı. İnşaat mühendisliği 2 altında da Türk Almanya Üniversitesi'nin moleküler biyoteknoloji vardı. Oraya denk gelemedim maalesef. Biraz hatalı bir seçimden dolayı oldu açıkçası. Anladım. Ya bunu yaşayan çok insan var biliyorsun. Evet. Peki o Türk-Alman Üniversitesi'nde okuma fikri sana nereden geldi asıl? Ben bir danışmanla çalışıyordum hani şey tercih yapacağım dönem. Ne istiyoruz falan filan testler falan filan evet. çözdürüp bize bir sonuç sunuyordu. Bir profil çıkarıyordu. Bir profil ya. çıkarıyordu aynen öyle. Açıkçası hani şöyle bir şey ben sayısal bölüm istemiyordum. Sayısalda fena olmadığım için sayısal bölüme hani biraz da mühendisliğe kaymak zorunda kaldım. O kişiyle konuştuktan sonra bana Türk-Alman Üniversitesi'nin çok fazla hani opsiyonu olduğunu söyledi. İşte yurt dışında eğitimine devam edebilirsin. Hani yurt dışında kolay bir şekilde geçerlilik sahibi olan bir diplomaya sahip olabilirsin falan. O açına ilgimi çekti. Açıkçası Türk Anadolu Üniversitesi'nden birkaç tane hani bölümü yazmıştım. Moleküler biyoteknoloji gelebilecek tek bölümde. O da bir tık aşağıda kaldığı için olmadı yani. Anladım, evet. güzel. Sonra sen Almanca öğrenmeye başladıktan sonra dedim ki niye almaya gitmiyorum? öyle. o yolculuk nasıl oldu? Nasıl geldin? Neler yaptın gelirken? Ya şöyle önce Göte'de başladım. Herkesin yolu geçiyor zaten Almanca'da bir kere Göte'den oradan. Orada başladım önce bir. Ondan sonra A2 için başka bir firmayla başka bir yerde dil eğitimini almaya başladım. Sonra bir tanıdığımız aracılığıyla bir öğretmen, Almanca öğretmeniyle tanıştım. O işte bana birebir ders vermeye başladı ki çok daha verimliydi yani dersler birebir olduğunda. Çünkü birebir konuşabiliyor insan biraz daha rahat oluyor açıkçası. O öğretmen hani aslında başta şey yaptı. Yaz sen hani Almanca öğreniyorsun. Kendisi de zaten Almanya'da büyümüş bir insanlı. Almanya'ya gitme şansın var diye o benimle konuştu başta. Sonra ben ailemle hani konuştum. Onlar da hani çok mantıksız bulmadı açıkçası bu planı. Öyle geliş işte. Ondan sonra bir danışman aracılığıyla Almanya'da üniversite aramaya başladım aslında en başta. Bu başka bir danışman oluyor o zaman. E, evet. Ha Bu Almanya'ya getiren danışmanlar. Evet. Okay. Bir, bir de öğretmen vardı. İşte o öğretmen de dil, dil okulu okay. olarak. O biraz şey oldu bana. Mentor oldu hani Almanya'ya git. Almancayı da öğreniyorsun şeklinde. Peki sen burada bir üniversite kazanıp mı buraya geldin. Nasıl oldu? Üniversiteler işte birçok üniversiteye başvurdum tabii başta. Henüz Türkiye'deyken hani B1 belgesini de tam alamamıştım öyle diyeyim. Sınavına daha girmemiştim. O yüzden çoğu üniversite red veriyordu başta. Sonra Konstans Üniversitesi şey yaptı beni. Evet. Çok güzel bir yer orası. Çok güzel bir yer gerçekten. Başta hani üniversitenin de bulunduğu yeri gördüğümde dedim ki ben dedim üniversitede okuyabilirim aslında. Yani İnsanın dibi düşüyor değil mi böyle? Hani dediğim gibi başta hani şey böyle bir üniversite kabul etsin gideyim oraya. Dili çözeyim zaten ondan sonra insan istediği yere gidebilir yani muhtemelen. O üniversiteyi görünce dedim ki burada dedim okunur. Ondan sonra üniversiteden kabul aldıktan sonra direkt burada bir dil okuluna geldim. Köln'de geldim dil okuluna. Konstans'ta düşünüyordum başta. Evet. Ama dedim ki zaten hani orada bir üniversiteye gideceğim ya. Başka bir yerde görmüş olayım. <laughs> bir de şöyle de bir şey oldu. Konstans küçük bir yer dediler evet. bana. Ben de hani şimdi İstanbul'da da çok şehrin içinde oturmama rağmen kalabalık bir yer İstanbul İstanbul'da. olduğu için dedim ki bir yavaş yavaş hani o popülasyonu düşürmek lazım. Dedim ben hani hangi şehirler var? Köln işte o zamanlar Almanya'nın en kalabalık üçüncü şehriydi. Dördüncü galiba. Şu an, şu an dördüncü mü? Dördüncü şehriydi. Galiba şey. o zaman da dördüncü. O zaman da evet öyle, öyle <laughs> <laughs> dedim Köln'e geleyim başta bir dedim. Sonra dedim hani üniversite zamanı gelince, dil okulunu bitirince o tarafa doğru da geçerim. Köln'e gelince şeyi fark etti mi? Hani Ren Nehri üzerindeki kö köprüler İstanbul Boğaz Köprüsü'nü andırmıyorum özellikle Mülheim Köprüsü var. Çok güzeller değil mi? Bence. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok eskiler, çok güzeller ama andırıyor bir. Bir şey oluyor insan böyle küçük bir boğaz varmış evet. Yani çok da yabancı hissetmiyor Türk'te çok fazla hmm. köyünde. Hatta küçük İstanbul bölgesi var. Kü yani. Evet. O bahsettiğim köprünün yanı başında. O şey Domun taraflarındaki ee, mi? Yoksa yok yok mı? abi. ama hani tabii ki İstanbul'la alakası yok yani bence. Yani evet. <laughs> Biraz daha böyle şey 80'lerden bir sahneymiş gibi geliyor bana hep. Straße. Ya buradaki <laughs> Türk mahalleleri de bana hep şunu andırıyor. Ben bayağı Almanya içerisinde gezdim. Mesela İstanbul'a ele alalım. Bağcılar, Esenyurt oranın standart sokağı gibi daha doğrusu. E, evet. Yani hani Avrupa gibi değil. E, Türkiye gibi de değil aslında bakarsan. Yani e, o yüzden çok kötü biliniyor bilmiyorum yani. Ya ya... bana öyle geliyor bilmiyorum sen ne hissediyorsun <laughs> ama. Ya bana da çok şey geliyor böyle hani bir mahalleye girmiyorum Türk mahallesi olduğunu anlıyorum. Burası Türk mahallesi diyorum. Sonra bir köşeye bir bakıyorum orada zaten işte güzel kiosk falan diye <laughs> görüyorum zaten hemen. Ama andırıyor ya evet. Ben Şimdi şeyde kafam karıştı. Şu an sen Konstantin Üniversitesi'nden kabul aldın, bekliyor musun o süreç yani? Hayır. Ne? O bitti mi o süreç tamam. <laughs> o, o süreç bitti. Yani Köln'e süreç... gelince sen dağıldın tabii. Evet. <laughs> ben Köln'e geldim. Bana başta Köln'e ben çünkü bahsediyordum hani bu Almanya'da yaşayan tanıdıklarıma da. İşte ben biraz daha sakinlik istiyorum hani İstanbul'a kıyasla falan. Dil okulundan hani dil okulunu Köln'de bulunca danışmanın bana buradaki tanıdıklarım dedi ki Köln büyük bir şehir. Gelme dediler. Şey, küçük bir yer istiyorsan gelme dediler yani. Ben dedim çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Geldim açıkçası. köy biraz da İstanbul'la kıyaslayınca köyde de benziyor yani baya küçük herkes her yere yakın. Güzel bir şeyi de var, güzel bir havası da var böyle. Herkesi de kabul eden bir şey popülasyonu var. Demokrat bir şehir burası de, yani. Evet yani şey hani hiç kimse hiç kimseyle bir derdi yok gibi hani kimse yoldan geçerken kimseye bir şey demez. Ne yapabiliyorsan yani istediğini yapabiliyorsun. Öyle bir rahatlığı var hani burada küçük köylerde öyle olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Konsans vardı kafamda kabul aldıktan sonra. Burada dil okuluna başladığımda da vardı. Sonra ben kötü bir şey öğrendim. İnşaat mühendisliği okuduğum için bir sene bana dediler ki ben sadece ya inşaat mühendisliği ya da bazı üniversitelerde mimarlığa başvurabilirim. Doğru. İlintil yani. Türkiye'de ne okuyorsan evet. ya tercih ettiğim bölümle ilintil olacak ya da çok yakınında akraba bir şey olacak. Evet. Ben de inşaat mühendisliği hiç istemiyordum açıkçası. Yani <laughs> hiç gelmiyordu içimden. Mimarlık için birkaç üniversiteye baktım. Onlar da bir portfolyo istiyordu. Benim de dil sınavım vaktinde yetişmeyince dedim ki başka bir şey yapmam lazım. Hani farklı bir vize aldım. Dil okulu vizesinden farklı bir vize. Eğitim yeri Aramak için bir vize tam ismini bilmiyorum açıkçası. Öyle bir vize aldım. hani ne o, Buradayken yaptım? mi aldın? Buradayken aldım evet. İşte geldikten sonra dil okulu vizesi bitiyordu. Bana dediler işte ne yapacaksın? Hani bir üniversiteye kayıtlı olduğunu göstermen lazım. Ya da geri döneceksin. Ben dedim hani bir üniversite arıyorum şu an. Daha üniversitenin kayıt zamanları yoktu. İşte öyle bir ekstra bir vize aldım. Opsiyonlarıma bir baktım hani nasıl olacak nasıl yapacağım diye. Ondan sonra Ausbildung fikriyle tanıştım öyle diyeyim. Mesleki eğitim hani herhalde Türkçe'de. Öyle anlattı bir Almanca Türkçesi meslek yapmak. Meslek yapmak <laughs> evet. Meslek yapmak. Birkaç Alman'la görüştüm. Daha önce yanlarında yaşadığım birkaç insanla görüştüm. Onlar da hani Ausbildung yapmanın mesela şöyle bir şey oluyor. Ben aileme söyleyince ben üniversite okumayı düşünmüyorum. Ausbildung yapacağım deyince. Onlar tabii bilmiyor hani ne olduğunu sistemin. Oğlumuzu üniversite okumaya yolladık. Üniversite okumazsa yanlış olur. Hani onların hmm. gözünde sıkıntılı oluyor. Ben de o yüzden açıkçası bir korktum. Dedim hani üniversite diploması için geldim yaparsam hani sadece house building yaparsam sıkıntı olur mu falan diye. Fakat hani birkaç kişiyle görüştükten sonra aslında çok daha iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum üniversiteye kıyasla. Ya house şöyle hani seni o meslekte uzman yapıyor. Kalifiye eleman yapıyor. Aslında. Aynen öyle. Şimdi 4 sene yazılım mühendisliği yok Ben bu arada house da yazılım üzerine yapıyorum. App development uygulama geliştirme üzerine yapıyorum. Şimdi 4 sene üniversitede okuyan bir yazılım mühendisi mezun olduğunda benim ilk senemden daha az şey biliyor. Çünkü ben zaten bir sene boyunca orada çalışmış oluyorum. Benim açıkçası kafama da bu yattı. Çünkü çünkü dediğim gibi inşaat mühendisliği okurken tek problem inşaat olmasıyla değil, mühendislik olmasıyla idi biraz da. Tekrardan burada yazdım mühendisliği okurken aynı problemleri yaşayacağım için Ausbildung, yani meslek eğitimi, meslek yapmak mantıklı geldi bana. Birçok Ausbildung'da şöyle bir şey var. Sana hem meslek öğretiyorlar hem de ufak da olsa bir maaş ödemesi yapıyorlar. Evet. Muhtemelen seninki de öyledir. Evet, benimki de öyleydi ama bayağı ufak bir maaş <laughs> ödemesi yapıyorlar. Şey değil. Yani dörtlü rakamlarda değil mi? Asla değil, ha. asla değil. İşte son senesinde dörtlü rakamlara çıkıyormuş gibi evet, öyle bir şey göz bir kırpıyor yani. evet, öyle bir sıkıntısı var ama onun dışında hani şöyle bir şey üniversite okurken hiçbir şekilde para almıyor insan hani bir hmm. yandan bir meslek yapmadığı sürece o yüzden açıkçası ekonomik olaraktan tabii ki de rahatlatıyordu beni işte tabii. kiramı çıkartıyordum Ausbildung parasıyla geri kalan da ailemden yardım alıyordum hala güzel. Evet. Peki hani ilk başta konuşuyordunuz ya Türkiye'de Almanca ders alırken işte sen hmm. Almanya'ya git falan filan ya seni Almanya'ya getiren motivasyon neydi? Güzel soru açık. <laughs> açıkçası ben Türkiye'de kötü bir hayata sahip değildim. Hani ortalamanın üstünde bir ya, nasıl denir? Orta Şart üstü. olarak tam orta üstü şartlarda yaşıyordum. Ee, babam ilgi... bir... müteahhit miydi? Müteahhit değil. müteahhit değil babam. Ee, hani Orta şartlarda yaşıyordum. O yüzden de pek zor durumdaydım. Yani tek seçeneğimde tarzı bir şey değildi benim için. Biraz Türkiye'den sıkılmışlık. Biraz ne yapsam bilmiyorum. Çünkü gap year diye bir şey var ya mesela. Evet, evet, Türkiye'de mesela bu çok bilinen bir şey değil. Şimdi ailene ben bir sene hiçbir şey yapmayacağım diyemiyorsun. Kafamda hani böyle ne yapsam diye düşünürken bir yandan da işte o Türk Alman Üniversitesi'ne gideceğim. Almanya'ya gitsen oğlum tarzı şeyler konuşulunca. Ben de... Kalp <laughs> problemi. <laughs> Ben de dedim ki neredeydim abi <laughs> unuttum valla. Neden bahsediyordum? Bir, bir boşluktaydım. Ne yapmak istediğimi de tam olarak bilmiyordum. Türk Alman'a işte gideceğim falan ama moleküler biyoteknoloji mi istediğim hani o da biraz şeydi benim gözümde. Emin olamadığım bir şeydi. O yüzden hani dedim ki Almanya'ya geldim hani bir sene kafa dinlemiş olurum. Hem yetişkin birisi olmama yardımcı olur. Sonuçta Türkiye'deyken çok aile evinden çıkma gibi bir opsiyon olmuyor insanın. Hani bir yerde çalışsam bile o paraya sahip olamıyorsun sonuçta. Burada daha fazla bir birey olmayı öğrenirim. İşte bir sene boyunca Hani kimsenin fikrinden etkilenmeden kendim ne yapmak istediğimi bulabilirim diye. Motivasyonum aslında biraz oydu. Bir nevi büyüme adımı gibi olmuş senin. Yani hani dedim ki işte bir şeyleri farklı yapmam lazım artık. Hı -hı. Ne yapmak istediğimi bulmam lazım. İşte hani 20 yaşına geldim falan. Biraz aslında şey böyle paranoya bir düşünce. 20 yaş aslında çok genç ama biraz hani bir paranoya düşünceye girdim. Bir de Türkiye'de hani ekonomik olaraktan çok stabil bir yer olmadığı için insan ne olacağını bilemiyor. Hani... Niye canım? Türkiye ekonomisi çok güzel. Ekonomi çok güzel. <laughs> <laughs> ama stabil değil. <laughs> <laughs> hani çok hani çok çok güzel oluyor ya evet. biraz güzel oluyor. Orada bir hani biraz mı güzel olacak benim zamanım bilemiyorum tabi. Evet. tabii. O yüzden hani biraz da şey Türkiye'den kaçma gibi bir derdim yoktu ama bir farklılığa ihtiyaç duyduğum için açıkçası beni çekti daha çok. Ya ben senden 20 yıl sonra böyle bir adım attım yani yaş olarak Hı. ve gerekçem da hani ben de Türkiye'de bir şekilde bir hayat standartta oturtmuştum. Yaşıyordum. Güzel de yaşıyordum aslında ben. Türkiye'de çok mutlu da yaşıyordum. Ama mesela Almanya bende bir o opsiyon haline gelince ederim ki deneyim ne olacak ne kaybederim ki dedim Hı. yani öyle bir şey oldu ama ya buraya gelince de öyle bir girdaba girdim ki hani <laughs> Türkiye'de çalışmadığım kadar çalışmaya mücadele etmediğim kadar mücadele etmeye başladım açıkçası bilmiyorum sende nasıl oldu ama ya tabii ki de öyle tabii ki de öyle ben şimdi dediğim gibi ben hani bir de rahat da bir hayat yaşıyordum hala öğrenciydim hani full aileden destek alıyorum zaten hani kafamda böyle dert edecek bir şeyim de yoktu e, buraya gelince bir ekonomi yapması hani ortalama üstü bir aileden olsam bile sonuçta Euro şu an kaç mesela hani yardımcı olmaları oldukça hani bir şekilde olabiliyorlar fakat hani limitli gene de. burada o yüzden mesela ekonomi yapmam lazım kendi kafamda. İşte kiraya falan hani dedim ya o birey olma kısmı hani çok çekici zaten buranın. Orada bir insan o girdaba giriyor. Hani lan ben Türkiye'de güllük gülistanlık yaşıyordum. Burada ne işim var oluyor bir hani ara sıra ama bence iyi bir deneyim açıkçası. Biz de zaten hep şey düşünüyorduk babamla. Hani konuştuğumuzda işte hani şüphe ediyordum açıkçası kendinden başta gelmeden önce. Çünkü inşaat mühendisliğinde bir sene okudum. En başta bu benim için değil dememiştim. Ama sonradan hani fark etmiştim bu benlik değil diye. Ya Almanya'da da aynısı olursa hani ya bir senemi daha çöpe atarsam kafasındaydım. Ama sonra dedim ki hani en kötü ihtimal Almanca öğreniyorum. Farklı insanlarla tanışıyorum. Bir şey yapmış oluyorum gene. Hani bir korku yoktu içimde açıkçası. Ekstra hani ekstra bir motivasyon yoktu ama bir korku yoktu. Kaybedecek bir şeyim yoktu açıkçası. Benim gelip bir sene hani en kötü ihtimal dil öğrenirim diye geldim. O 4 senedir buradayım. Bir de Türkiye gibi bir jungle'dan sonra buraya gelince insan bir rahatlık hissediyor açıkçası ya. Ya evet çok daha az şey yaşanıyor özellikle etrafta. Mesela Türkiye'de insan haberleri falan merak ediyor çünkü hani acaba ne olmuş gene oluyorsun? Burada öyle bir merakın da yok. Biraz burada biraz da insan kendine bakıyor. Çünkü çevredeki insanlar da senin dediğin gibi demokrat bir şehir olduğu için insanların da hani birbirleriyle bir derdi olmadığı için istediğin gibi saçını boyayabilirsin, istediğin küpe takarsın, istediğin gibi giyinebilirsin. Kimsenin sana bir şey deme şeyi de yok. Hani derdi de yok. İnsanın kendi keşfedebiliyor biraz da burada. Hatta Orası çok da çok büyük artısı. Örnek vereyim mesela şu an biz buraya kamerayı koyduk. Burası bir public alan yani halka evet. açık bir bölge. Hatta benim kamerayı koyduğum yer kayda girdikten sonra dikkatimi çekti. Küçük bir yürüyüş alanı burada. İnsanlar hayvanlarıyla geçiyor ve dikkat edersen herkes arkamızdan dolanıyor. İşte bazısı oradan geçiyor ama birçok insan da buradan hani rahatsız etmemek adına yani sonuçta şunu yapabilir. Ya yolumuza niye kamera kuruyorsun kardeşim? Çekil git buradan da diyebilir yani. Hiçbir hakkımız da yok ama hani kimse rahatsız etmiyor. Bak yolunu şimdi de olduğu gibi de değiştiriyor yani. <laughs> evet ya işte şey işte insanlar biraz daha hani ne kadar bu beni rahatsız ediyor ki ben başkasını rahatsız ettiğim gibi düşünüyor biraz da burada hani rahat bırakıyorlar insanlar insanları o, o çok iyi burada bence. Aslında hani şu var biz geldik işte ya bence buranın iyi yanlarını söylemek mesele dert değil tamam mı? Aslında burada mesela gelmek isteyen bir insan bu videoyu izliyor ya hiç beklemediği zorluklar ne? Ya da seni mesela o yönde şaşırtan zorluklar oldu mu? Bunaltan şeyler oldu mu? Aslında bunlardan bahsetmek biraz daha değerli diye düşünüyorum. Çünkü zaten evet ya abi biliniyor yani. yani, yani güzel. güzel. Güzel abi <laughs> tamam bitti ya yani. o kadar. Ekonomik evet. anlamda da rahatız. Hani bak az para da geçse eline bir standartın bir şekil, oluyor. Evet. Bir şekilde insan hani şey yapabiliyor. Yolunu bulabiliyorsun bir şekilde. Kirayı hallettin mi? İşte yemeğini hani dışarıda yemezsin evet. evde yaparsın sürekli. Ki gıda Olmuyor. gerçekten çok ucuz. Yani Süt kaliteli kıyasla. ve ucuz yani. Şimdi şöyle de bir şey var. Ee, enflasyon burada da oldu. Hı hı. Ben 4 sene önce geldim. İlk geldiğimde süt 70 centti. Şimdi 1 euro mesela. Orada da böyle bir fark oldu ama Türkiye kıyasla çok daha düşük olduğu için insan Ama hissetmedi. sonra 90'a da düştü o 90'a da düştü <gülüyor> <gülüyor> evet. O da oldu. 85 falan yani. yani. <laughs> ama işte bak Türkiye'yle kıyaslanırsan burada alım gücünü çok kaybetmiyorsun. Yani evet, yani evet evet. Standartını öyle düşünmen, endişelenmene gerek yok. Gene istediğimiz ayakkabıyı, istediğimiz telefonu falan alabiliyoruz yani. Yani cebimde ne kadar para. Para girdiğini bildiğim sürece önümüzdeki bir seneyi planlayabilirim. Kesinlikle. Hani her ay ne kadar gireceğine göre. Şimdi Türkiye'de... Pek de öyle bir ortam yok. Bir şey hani yok. önümüzdeki ay ne kadar market alışverişin olacak onu bile bilemiyorsun evet. yani sonuçta. Türkiye'nin zorluklarını dediğim gibi bırakalım. Bırakalım. Buranın zorluklarına bir girelim diyorum. Nedir yani? Senin yaşadığın olabilir, senin gözlemlediğin olabilir. Valla benim ilk panik hatam şeydi zaten. Ben işte üniversiteye giremiyorum. geri mi döneceğim yoksa hani başka bir şekilde başka bir vizeye mi başvuracağım? Ne yapacağım diye düşünüyordum. Ausbildung arayayım dedim mesela. Burada hani şöyle bir şey. İnsanlar, Almanlar çok soğuk falan diyor Belki de bu Köln için geçerli değildir. Köln'de hani şu ana kadar tanıştıklarımın hepsi çok iyi insanlardı Benim ama de öyle. Gene de şey bir der mesela iş ararken özellikle Ausbildung ararken biraz da bakıyor mesela 100 hani işte önünde 100 tane atıyorum 50 tane olsun. Bunların 40'ı Almansa hani adam şey biliyor. Almanla daha rahat anlaşabileceğini bildiği için oraya yöneliyor daha çok. Biraz hani şey oluyorsun. Dışlanmış hissiyatına kapılıyorsun. Hani her ne kadar insanlar iyi olsa da biraz da farklısın onlardan onu da hissediyorsun. Onu da daha çok şeyde hissediyorsun zaten. Bir Türk birisiyle karşılaştığında diyorsun ki a hani burası bir biraz daha bana yani biraz daha safe zone oluyorsun Türk birisiyle karşılaştığında biraz daha şey hissediyorsun her şeyi konuşabilirim falan şeklinde oluyorsun biraz dışlanmışlık hissi oluyor burada açıkçası işte iş bulması açıkçası hani ilk tercih değilsin Genel olarak da çoğu şeyde onu biliyorsun. Her yerde tabii insanların çoğunluğu iyi ama ırkçı şeylerde hani oluyor hani benim kendime direkt yaşanmadı fakat bir iki arkadaşıma yaşanmış bildiğim birkaç şey var. İnsan hani ürküyor açıkçası. Hmm. Mesela onlar neler söyleyebilir misin anlat? Yani trende mesela ırkçı bir insanın gidip kitler olsaydı bu kadar Türk olmazdı burada demesine şahit olabiliyorsun. Bu kişi sana direkt bir şey yapmasa bile bir düşünüyorsun ya şu an trendeyim bana hiçbir şey yapamaz. Ben sokakta gece üçte atıyorum bir parkın içinden geçerken bu adam beni gördü. Baktı tipime. Dedi ki bu Türk. Bana bulaşsa ne yapabilir? Hani neyle karşılaşacağını çok insan kestiremiyor. Bu tarz şeyler olabileceğini yani hani yaşanmadı dediğim gibi ama yaşanabilir hissi de verdiği için insanın bir korkusu oluyor. Mesela İstanbul'da gece 3'te başıma ne gelebilir? Özellikle hani bulunduğum semte göre az çok kestirip ona bir önlemimi almaya çalışabiliyorum. Orada olmamaya çalışabiliyorum falan. Burada hani ne olacağını bilmiyorum biraz. O insanı ürkütüyor açıkçası. Sana, sana şey söyleyeyim ama şimdi bu videoyu Türkiye'den izleyenler yine bunu çok light bulacak ben sana söyleyeyim. Evet. Çünkü evet. Bu yaşandıkça anlaşılabilen bir şey. Bu anlattığın şey. Yani hani uzaktan bakıyorsun E ee, bir tane adam şunu dedi ya da işte kurumlarda ikinci plan atılma falan. Evet. İnsan diyor ki ya ben oraya gideyim de ben de ikinci plan atılayım. Bana da trende bağırsın diyebiliyor. Ya Tabii Ama ki de. Ama işin aslı öyle değil yani. Ya şöyle bir şey oluyor. Gelince zaten mesela bana hani çok hani işte ailemden öyle. Oğlum orada ırkçı var. Hani ırkçı insanlar hala var orada. İşte birkaç belli başlı şehir var özellikle. Leipzig falan tarzı insanların bahsettiği. O birisiyle ırkçı birisiyle karşılaşacaksan, karşılaşırsan ne yapacaksın falan tarzı hani soruyorlardı. Ben dedim ki hani ne yapabilirim ki? Na, nasıl bir problem olabilir bana? Burada karşılaşmıyor mu insan? Yani İstanbul'da İstanbul'da bin kötüsüyle karşılaşıyor Tabii. insan zaten. Irkçının olmadığı şey yok. Ülke yok zaten. Yani Aynen öyle ama hani mesela gene de İstanbul hani 20 sene İstanbul'da yaşamış e tabii, olduğum için biliyorsun evet. Biliyorum gene hani en kötü olabilecek şey hani hmm. tabi insanlar hani buraya geleyim de dertleri yaşayayım diye olabilir ama hani buraya gelip yaşadığında da rahatsız ediyor tabii ki de insana. Ya burada şöyle bir şey var aslında biliyor musun? Hani genel anlamda yaşaması çok rahat ya. Küçük bir problem olduğundan daha büyük bir algı yaratıyor. Ben onu fark ettim. Mesela şunu söyleyeyim. İşte etrafımız temiz değil mi? İşte hiçbir şey yok. Burada bir tane çöp görsek bizi o kadar rahatsız eder ki <laughs> Ama Türkiye'de her yer çöp yani evet. <laughs> o normal gibi kalıyor yani öyle bir algı da oluyor onu demek istiyorum yani. Bende şöyle bir şey vardı ben Bahçeşehir'de yaşıyordum İstanbul'un bayağı dışında ve gittiğim dil okulu Kadıköy'deydi bir dönem. Günde 2 saat gidiyordum 2 saat geliyordum. Trafik olursa bu 3 saate 4 <laughs> saate çıktığı hani zamanlar oluyor böyle bayağı ağlanacak bir trafik olabiliyordu yani İstanbul'dayken. Mesela işte buraya geldim. Burada da hani 20 dakika olmaya başladı tren yolları. Bu sefer mesela 30 dakikalık bir yere gitmem gerektiğinde bu benim gözümde büyümeye başlıyor. Halbuki 2 saati gitmişim. Yani. <laughs> Ama ama şimdi hani o senin dediğin gibi işte normalde rahatsız etmez. Alışmış olduğum bir şey. Buraya geliyorsun farklıyı görüyorsun. Biraz böyle bir inconvenience. Evet. Ya standartlar bir, bir hafiften böyle rahatsız edecek bir şeyle karşılaşınca insan o çok fazla rahatsız edebiliyor yani. Yani kötü burada daha çok göze batıyor. Aslında evet. demek istiyorum evet. ben. Kötü burada daha çok göze batıyor. Yani çok rast gelmediğin için Hı. daha çok göze batıyor. Ondan dolayı. Bir de şu da olabilir aslında. Belki orada da bak bizim hatamız şu. Mesela bende vardı. Şimdi ben diyorum ki işte Avrupa'ya gideceğim Almanya'ya gideceğim. İşte öyle bir şeyle karşılaşacağım ki falan. E sonra bir geliyorsun yo işte insan her yerde insan. Kötü her yerde kötü. Yani. Kafanda kusursuz bir Avrupa ya da kusursuz bir Almanya hayaliyle gelince de aslında bunlar daha çok üzüyor seni. Belki Türkiye'de çok kafaya takmayacağım bir şeyi burada kafaya takmaya başlıyorsun. Çünkü diyorsun ya e ben mücadele ettim, vize almaya uğraştım geldim ettim. E burada da mı bu sorunu yaşayacaktım kardeşim diyorsun yani. Evet yani mesela yazıyorsun yabancı şubeye. 3 <laughs> ay boyunca bekletiyorlar seni. Vizen bitmiş. Ne yapacağını bilmiyor. Hani öyle bir belirsizlikler içerisinde ne de bir anda girebiliyor insan. Tabii. Daha çok göze batıyor tabii buradaki problemler. Çünkü mesela insan şey bekliyor. işte Almanya hani herkes de vardır ya dakik. Buraya gelince insan mesela onun da öyle bir şey olmadığını anlıyor. Hani o da biraz böyle hikaye. Belki de Köln'e biraz daha özeldir bilmiyorum ama hani yok yok. E, buraya gelince hani aslında her şey perfect değil ve insanın buna alışması biraz vakit alıyor. O zamana kadar her şey çok rahatsız ediyor. En ufak bir problem yaşadığında ya yani, lanet olsun diyor insan hani açıkçası. Ben daha geçen hafta Berlin'deydim mesela. Berlin'de çok seviyorum. Ben. Hatta İstanbul'dan gelen birisi için Berlin çok daha bence uygun bir yer. Tramvay bekliyorum, orada yazıyor işte 2 dakikası var. Ha, tamam diyorsun, rahatsın. Bir daha bakıyorum, o 4 oluyor. Sonra bir dakika sonra bir bakıyorum, tabelada o... yok. <laughs> Ama bize böyle anlatmadılar. <laughs> Almanya'da tren saniyesinde gelir, otobüs saniyesinde dur. Yok gördük yani öyle bir şey yok. Ben yani 3 kere falan uçağımı kaçırıyordum az kaldı Baya böyle bildiğin son hani böyle o last call yaptıkları anda böyle hani uçağa atmışlığım var kendim evet. birkaç defa. Niye? Hesaplıyorsun ama olmuyor işte. Hani <laughs> öyle değil dakiklik falan hani ama hani genel olaraktan her şey kesinlikle perfect değil yani. Hı hı. Özellikle de mesela arkadaş edinmek. Ben açıkçası kendimi çok böyle konuşkan hani arkadaş edinme konusunda problemi olmayan sosyal birisi olarak görüyorum. Hala öyle görüyorum. Fakat burada yani insan zorlanıyor. Çünkü Alman arkadaş edinmek bir kere büyük bir zorluk. Mesela dil okulunda çok var. Gene yabancılarla tanışıyorsun. Onlarla bir şekilde samimi oluyorsun. Aynı yolun yolcususunuz sonuçta. Hani insan anlıyor birbirini az çok. Fakat biraz daha böyle Almanlarla iletişimi arttırmak. Biraz daha onlarla samimi olmaya gelince olay. Orada sıkıntı yaşıyor insan. Çünkü aynı şey değil. Hani bize anlayışı da aynı değil. Neylerle hani ne hakkında konuşacağını da çok kestiremiyorsun. Öyle bir problem de var. Açıkçası. Bir de orada şey engeli de var dil engeli çok büyük yani bizim almanca seviyemiz çok düşük olduğu için evet. ya bizi dinlerken sıkılıyorlar ben onu fark ettim. Bir de biz spontane ilişkilenme biçimini çok içselleştirmişiz. Yani nedir? Ben mesela seni arıyorum. Abi gel buluşalım. Aa tamam çıkıyor 15 dakikaya. Bu Almanlar da yok mesela. <laughs> Ajandasını açacak. 2 hafta sonrasında yer var mı? <laughs> Yoksa 1,5 ay sonra mı daha uygun? Mesela ben birisiyle 1,5 bir ay sonra kafede buluşmayı hayal edemiyorum abi. Ben... Anlatabiliyor <laughs> muyum yani? Bizim de mesela iş yerinde işte araya çıkacağız. Dışarıda yiyelim diye bir anda mesela hani birisi ortaya bir fikir attığında çok şi Yok yok hani ben, ben, ben evden getirdim şey. yani <laughs> önceden söyleseniz de dışarıda yiyeceğimiz hani evet. saha falan olan insanlar oluyor tabii ki de. Almanların kişiden beklentisi çok daha farklı hani komşuluk falan olsun hani o tarz şeyler olsun. Tabii ki de çok soğuk değiller hani dediğim gibi insanların bahsettiği kadar kötü, soğuk şeyler değiller ama alışmak gerçekten hani onlara alışmak bir zaman istiyor tabii. onların. Hayata bakışları konuşmak. bizim gibi değil. Yani bu onları kötü yapmıyor ama onlar sürprizsiz bir hayat istiyor. Evet. Biz de doğaçlama bir hayat seviyoruz. Mesela dil kursu falan dedin ya aslında diğer ülkelerden gelen insanlara çok çabuk kaynaştığımızı gözlemlemişsindir. Mesela ben bir İspanyolu, bir Brezilyalı, Suriyeliyle, Ganalıyla çok daha rahat kaynaşabiliyorum. Kurstan çıkıp diyorum ki hiç planımız olmasa da ya 2 bira bir içsek şurada. Okey diyor ama bir Almanlaşı bu olmuyor. Çok 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 nadir yani. Evet. <laughs> Mesela hani o insanlarla da ortak noktayı bulunca hani çok mutlu oluyor insan açıkçası. Mesela bir İspanyollarla, İtalyanlarla ne kadar benzer olduğumuzu görünce o zaman biraz daha şey oluyor insan. Ya Almanlar gerçekten öyle bir farklı bir hani çünkü mesela daha fazla yabancı arkadaş oldukça bu seni daha fazla yabancı arkadaş olmaya evet. da itiyor. Ve onlar da Almanlarla ilgili çok ortak şeyleri söylüyor mesela. İşte, aynı problemleri yaşadığını falan. İşte kimse bu sefer demiyor ki hani ben biraz da lokal arkadaş edineyim olmuyor yani. İşte bir şekilde mesela iş yerinde zorlamayla oluyor. İşte atıyorum tanıdığım bir kız arkadaşının bir sevgilisi Alman olabiliyor. Hani çok klasik oluyor genelde öyle. Bir şekilde hani Almanlarla samimileşebiliyorsun. Gene de ortak kanalı bulamıyorsun ama. Ha çok önemli mi? Değil. Değil değil, değil değil değil. Çünkü hani özellikle Köln'de mesela çok fazla yabancı insan olduğu için farklı etnistiden çok fazla farklı insanla tanışıp belki de gene güzel yanından bahsedeceğim <laughs> ama farklı insanlara tanışmak bence hani farklı ülkelerden insanlara tanışmak en iyi yanıydı hani buraya gelmemin. Çünkü o kadar farklı düşüncelerle tanıştım ki bir İspanyolun, bir Latin Amerikalının, bir Amerikalının ne kadar farklı düşünebildiği ama aynı zamanda da bize hani çok fazla yabancı olmadıklarını da hani fark ettim. Bu biraz da şey oldu mesela. Bir Amerikalı, bir Türkiye bir Almandan daha çok benziyor. Garip geliyor ama öyle oluyor yani genelde. O yüzden Almanlarla, Fransızlarla bir de hani benim fark ettiğim Pek sosyalleşemiyor insanlar. Ortak kanalı bulamıyor yani dediğim gibi. Mesela bizim tarihi düşmanlarımız var ya işte Sırplar, Yunanlar gibi. Hı hı. Ya onlarla bile ne kadar aynıyız onu görüyorsun. Yani benim bir Sırp Halı saha grubum vardı. Her şeyimiz aynı ya. Yediğimiz, içtiğimiz, hayata bakışımız, küfürlerimiz, insanları sevme biçimimiz, insanları nefret etme biçimimiz. O kadar benziyormuşuz yani biz niye iki ayrı toplumuz falan diyorsun. Burada şey görürsün yani insanı bütün olarak algılıyorsun. Aslında yurt dışına mesela benim de öyle bir kazanımım oldu. O şuralı buşralı demeyi bırakıyorsun. İnsanız yani insani temelde buluşuyorsun. O güzel bir şey. Ya işte çok farklı insanlarla hani aynı şeyden olup da çok farklı insanlarla tanışabiliyorsun. Hani bir tane fastıyla tanışıyorsun mesela atıyorum. Geçmişi çok kötü mesela hani Belçika'da doğmuş büyümüş bir fastı. Hani <laughs> şey oluyor böyle insan ya benziyor bana bu da hani bizim o taraftan diyorsun. Ama hani mesela bir şey oluyor böyle bir nasıl desem problemli bir insan olduğunu algılıyor başka bir bir tanesiyle tanışıyorsun Tabii. mesela bambaşka bir insan hani birisiyle tanışıyorsun Türklere karşı önyargılı oluyor pek seninle hani sohbet etmek bile istemiyor başka bir hani Almanla karşılaşıyorsun o da tam tersi daha çok ilgili senden niye Türk mahallesinde büyümüş işte atıyorum evet. çok fazla Türk arkadaşı olmuş hoşuna gidiyor E burada şey de var mesela tam aksine hani bir Türk Türkle tanışıyorsun o da Türklerden kaçıyor mesela aman aman hani <laughs> Türk olduğunu söylemiyor falan Öyle şeyler de görüyoruz yani Evet ya Alman Türkleri genel olaraktan bir böyle sürpriz aslında biraz. Bazıları çok gerçekten çok yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şey görüyorlar işte ya öğrenci çocuk gelmiş hani bir şekilde hayatını kazanmış. Ailesinden uzakta öğrenci insan diye yardımcı olmaya çalışanlar da oluyor. Fakat işte mesela yani bu yakın bir arkadaşımdan duydum taşınma mevzusunda bir taşınma olayı vardı. Türk yardımcı olacağını söyleyip daha fazla para sorup en ucuza bu kadar yapabilirsin falan deyip onu da manipüle edebiliyor. Biraz da şey yapabiliyorlar hani denk geliyor. Hani her türlüsü denk geliyor insanın. İstanbul'da da öyle zaten yani. Tabii tabii. Ya. iki olaya ben de zaten şahit oldum. O taşınma mevzusunda. Bir Türk firmasından fiyat almıştı arkadaşım. Okey dedi kapattı. Bir de Alman firmasını aradı. Ya yalan olmasın ya dörtte bir ya da beşte biri fiyatına yaptırdı Alman firmasına taşınmayı. <laughs> Yine benzer bir tamirat tadilat işi vardı. Hı -hı. Yine bir Alman bir Türk'ün yarısı kadar fiyat istedi <laughs> falan hani böyle. Ya işte denk zaman. geliyor insan. Her çeşit insanın hani her milletten insanın kötü olanı iyi olanı e, tabii, var tabii yani. yani. Az önce dediğim şey o hani insana insan gibi bakıyorsun dediğim evet. hani iyi ya da kötü. Şimdi epey de uzattık. İstersen yavaş yavaş bugünlük sohbetimizi kapatalım. Sonra tamam. işte izleyicilerin tepkilerine, yorumlarına, beğenilerine göre belki bir video falan daha çekeriz. Ama şunu da gözlemleyeyim. Hani biz biraz şey üzerine konuşmuştuk ya ilk mesajlarımızda. Ya işte zorlukla anlatırız. Şu evet. bu... <laughs> Peki onu anlatamadık açıkçası. <laughs> ya zorluk yaşamıyoruz ya da yaşadığımız şey zorluk değil. Bilmiyorum yani. Ya bi biraz da bende de şöyle bir şey oldu açıkçası. Çok da zor olmayan bir döneme girdim şimdi de. Biraz daha rahat Unuttun oldum. Unuttun değil mi? Evet. Aslında ben de öyleydim. Orası de. biraz o yüzden hani kafasından çıktı insanın hani. Gidiyor. <laughs> ya bir de ne olsun olsun her şeyde yani kendi ülkende bile başka bir yere taşınıp yeni bir hayata başlamak zorken hani biz belki de onu karıştırdık ilk baştaki zorluk hani evet. çünkü yabancı bir ülke değil çevre her şey değişiyor ama alışınca işte sen aslında kendini getiriyorsun yani sen ne kadar sıcak sempatik bir insansan hayatın nasıl evet. o yönde devam ediyor. O kısma katılıyorum ama biraz da mesela alışma kısmına katılmıyorum açıkçası. <laughs> Alışıyor insan zamanla ama mesela yakın zamanda Türkiye'ye gittiğimde gene bir şey yaptım ya dedim Türkiye çok daha kolay. Hani insan tabii. arkadaşlarını özlüyor, ailesini Herhalde, özlüyor. Türkiye canım. bildiğin şey hani hiçbir zaman burada yerli hissetmiyorsun. Şimdi bu videoda çok böyle çok bahsedemedik zorluklarından ama en büyük zorluk bence o. Hiçbir zaman buraya ait hissetmiyor insan. Ben açıkçası. ona her Türkiye daha geçen Türkiye dedim işte. Aynı şeyi düşündüm ya. Yani hatta eşim izinleri ayarlayamadığımız için o da gitti. O dönünce de hani şeyi söyledi. Ya Türkiye'de ne kolay yaşıyormuşuz falan diye fark etti. Ben de aynı şeyi fark ettim. E çünkü orası abi doğduğumuz yer. Her şeyini biliyoruz yani. En ince kılcal damarına kadar biliyoruz. E bir de kendi dilini konuşuyorsun yani. Aynen yani öyle abi. O çok büyük bir lüks aslında bakma yani. Evet. Yani Almancayı da şu an az çok sökmüş gibiyim. Hani iş hayatında uydurabiliyorum derste. Derslerde hani sıkıntı yaşamıyorum. Ama birisiyle oturup konuşmaya başladığımızda asla o almanca hani biliyormuşum gibi de hissettirmiyor Aynen. demek istediğim bir şeyler oluyor ya diyorum bunu şimdi söylemeye çalışırsam çok karışır söylemeyeyim. Bunu şöyle bir etkisi de oluyor insan üzerinde. Türkiye'ye gidince bu sefer daha sosyal, daha fazla Türkçe konuşma. Yani esnafla mesela çok iletişimi olan bir insan değilsen bile şey oluyorsun böyle. Ya orada zaten konuşamıyorum. Bari Türkiye'deyim bir hani bir şey yapayım abi merhabalar falan diye böyle bir gireyim diye oluyor. İnsan daha çok şey oluyor. Türkiye'deyken Türkiye'yi o kadar özlemiyorsun ya. Almanya'ya geliyorsun diyorsun ki ya Türkiye o kadar iyi değildi benim için. Ama gidince diyorsun ki çok farklıymış yani. Memleket şey oluyor bir gurbet hissi oluyor. Orada iki şey söyleyeceğim. Bazı şeylerin kıymetini kaybettiğinde anlarsın. Evet. Bir de bazı şeyler uzaktan güzel görünür. Biz şimdi tekrar dönsek, Türkiye'de yaşamaya başlasak bu sefer diyeceğiz ki lan Almanya'yı ben niye bıraktım geride kaldım evet. yani böyle bir ya insan hep elinde olmayanı özler. Ona özenir. Yani bu aslında şey yurt dışı yaşamanın değil yani insan olmanın bir özlemi. E, aynen aynen öyle. Evet. Her şey bir özlem oluyor. İstersen burada videomuzu sonlandıralım. Çünkü epey uzadı. Evet. Dediğim gibi yine kanalım sana açık. Başka konularda bir gelişme olur ya da daha somut bir şey konuşuruz. Mesela Ausbildung nasıl yapılır? Ausbildung yapmanın zorlukları, avantajı dezavantajı gibi şeyler de belki konuşabiliriz. Bilmiyorum. Hı -hı. Dediğim gibi bu videonun altına gelecek yorumlara, sorulara da beğenilere göre değişiyor bu. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Evet. Hani tam olarak konsept neydi ben de anlamadım. Bil <laughs> Ama güzel bir sohbet <laughs> oldu bence. Umarım izleyenler de keyif alır diyorum. Umarım. Ben de o zaman bir zorluk yaşadığım bir dönemde o zaman bu sefer de zorluğu anlatmak için geldim. Eyvallah. Depres sana girdiğinde bekliyorum. Evet, tamamdır. Kendine iyi bak görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşmek üzere.